Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere genç kız makyajı yapacağım. Makyaj videosu hiç gelmedi. Bu ilk defa makyaj videosu gelişti. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Ve hemen ben bu makyaja başlayayım. Her neyse. İlk önce kullanacağım şey Flomer'ın Perfect Coverage diye bir bir kapatıcısı. Hemen bunu suratıma uyguluyorum. Burada mı aynadan? Buraya bakarak yapsam daha iyi olacak sizin için. Bunu sadece genç kız makyajı yaptığımız için biraz da hafif olmalı. Sadece göz altı morlukları için, göz kapağı için, korkunç gibi morluk için ve şu bölgeler. Eğer kapatmak istediğiniz yerler varsa buralara, şu burun kenarına çok tavsiye ediyorum. Yani bence kullanmanız lazım. Ve sildiğiniz şuralar varsa, şuralarda benim var. Şimdi bunu Vassus'a aldığım bir süngerle yayacağım. Genç kız makyajında fondöten kullanmayacağım çünkü hani pudra kullanacağım sabitlemek için, ama fondöten kullanmayı düşünmüyorum çünkü genç kız makyajı dediğin hafif olmalı bana göre. Suratıma yaydım bunu. Bu arada ben bir yeri unuttum. Şu an aklıma geldi. Bu arada görüntü kalitesi birazcık kötü olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yaymaya bayılıyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Of, çok sıkıldım. Şöyle baktığımda hani buram farklı renk, buram farklı renk gibi durmuyor. Belki şu an kamerada öyle duruyor olabilir ama asla öyle bir şey yok şu an. Evet. Şimdi pudrayla sabitleyeceğim. Şu an gözüm pudramı arıyor. Galiba buldum. Aynen. Bulmuş. Üzerinden silmiş oluyor. Bir dakika, şu da olacaktı. O zaman oradaki kullanayım. Üzerinden yazı silmiş olup kullanayım. Aynen. Maalesef. Galiba Flomer'ın ya. Tam emin değilim ama üzerinden yazısı maalesef silinmiş. Bir pudra uygulayacağım. Çok güzel gördüğünüz üzere. Klasik. Şöyle bunu kapatsam daha iyi olur. Yüzüme sabitlemek için uyguluyorum. Hatta yani az bakın bunu aldıktan sonra, çünkü bu genç kız makyajında bence, bana soracak olursanız, özellikle şuralara arkadaşlar, çünkü asıl kapatıcıyı oraya sürdük ve böyle katman gibi
Durmasından iyidir bence böyle yapmak. Evet. Çok az kullandım fark ettim. Çünkü kız makyajı dediğin şey hafif olmalı bana göre. Bence herkes. Her neyse. Bunu da yaptıktan sonra ne kaldı? Bir sürü şey var işte. Ay ne yapacağımı unuttum. Göz kapağımı da yaptım. Tabii. Far. Aslında ben bugün iki tane fırç aldım. Hani genç kız makyajı falan diyorum ama bu daha çok hani far olduğu için şu an birazcık düşünüyorum. Belki üniversitede. Yani bayağı bir genç kız. 17-18 yaşlarında falan falan. İki tane şey aldım bugün. Platinden aldım ikisinde. Bu 8,5 liraydı galiba. Bu 8 ya 8 ya da 8,5, bu da 1,5 lira. Bu 1,5'u görünce yani çok şaşırdım. Şimdi bu 1,5'lu 1,5'luk sanki 1,5. Bu arada markasını söylemeyi unuttum. Nastika. Naskita da olabilir. Böyle çok güzelmiş. Hangi şeyle uygulayacağım? Avon'un bir beyaz ışıltısız, simsiz, düz beyaz olanıyla. Kesinlikle ışıltısı yok bu arada. Tamamen mat. Ve çok 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 böyle yani neredeyse yok denilecek kadar az bir şekilde uygulayacağım. Ay çok güzel oluyor. Bu arada buraya bakarken fazla konuşamıyorum. Çünkü bu hala ilgileniyor oluyorum. Fazla konuşamıyorum. Burada klasik böyle bunu sürerken şöyle ağız açılıyor. Çok garip. Bunu sadece katlanma, gözüm katlanma yerine kadar uygulayacağım. Ve ben nedense eyeliner'ı hiç çekemiyorum ya. Yani. Hiç yani tüm makyaj malzemelerini bronzer'ı da yaparım. Ama eyeliner yani olmuyor, yapamıyorum. Belki de büyüyünce olabilir ama neden olmasın. Şu an göz kapağımı kaçırdım. Gitti ayar gitti. Bu gözde gitti ayar. Hemen onu bir düzelteyim ben. Neyse fazla da gitmemiş. Bu arada bu şeylerin içinden çıkanlar, bu farların içerisinden çıkanlar çok dandik oluyor. Sakın bu duruma yetişme. Ve böyle oldu kızım. Yani orada gömlek kıtı koyu değil. Yani orada birazcık daha böyle şey duruyor. Ama ciddi ciddi öyle değil yani. Hatta birazcık ben bu tarafları taşıdığım için onu şu an bununla temizleyeceğim. Bunu da yine Naskita'nın bir dakika. Bir şey. Ne? Galiba ben bilmeden kaş tarağı da varmış bunun içinde. Bir dakika. Şu etiketinden. Far fırçası ya. Of. Bunlar tam da karıştırma fırçası olarak da kullanılıyor şu şekilde. Açalım şimdi bunu sürmek. Yani bunu açmak. 2 saat sürecek gibi. Allah'ım bu şey beni çok yordu. Onun içini çok güzel duruyor ve dudağım kurumuş. Allah'ım çıkarttım. Evet. Tadam. Çıkarttım şimdi bunu temizleyeceğim o. Yaptığım şeyi daha doğrusu böyle karıştıracağım bunu. Hoş hangi renkle karıştırıyorsun?
Şuradan katlanma bölümünden, siz tabi göremiyorsunuz, hep orada yaptığım için şu şekilde. Çok güzel oldu yalnız. Evet. Bu fırçada çok hoşuma gitti. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. 8,5 lira falan. Evet. Evet arkadaşlar, yaptıktan sonra şimdi gelelim kaşlarımıza. Kaşlar çok basit her zamanki gibi. Yani normal kaş tarayalım bak. Tarayacağım. Bu aslında hani sustum. Bir şey diyecektim de şu an demeyeceğim. Biliyorsunuz değil mi? Ben bu günlük hayatımda böyle bir şeyler yapmıyorum yani. Biliyorsunuz değil mi? Yani. Bunu biliyorsunuzdur. Bu şekilde yapıyorum. Onu da göstereyim. Şimdi sıra geldi. Kipimi sıkıştıracağım. Ben bir kere arkadaşlar kipimi sıkıştırdım diye göz kapağımı sıkıştırmıştım. Çok acemiydi. Evet, kipimi sıkıştırdım ve şey uygulayacağım. Özellikle aslında hani daha hacim verenler de var bunun gibi ama üniversite dediğin sahte olur sözünü hala yani genç kız makyaj dediği sahte olur cümlesi de hala kafana atadığım için bunu uygulayacağım. Bu da cecillerin volüm maskarası. Böyle göstereyim. Çok şirin bir şey var. Bunu normal uygulayacağım. Oh my god. Fırçası acayip yiyemiz. Onu diyeyim de. Yani var ya. Bence çok var. İsteyen alt kirpiklerine de uygulayabilir ama ben bunu alt kirpiklerime uygulamayacağım. Çünkü alt kirpiklerinize uyguladığınız zaman gözünüz böyle ortaya çıkıyor ve ben de bu duruma hani çok seviyorum ama üniversitede uygun ya ama üniversitedesiniz veya lisesiz. Bu bence lise son makyajıdır ya bence yani. Ama far olunca derken gidiyor. Halesi. İşte genç kız makyajı. Ya öyle algılayın siz boşverin. Yaptım. Şimdi ne kaldı? Dadan, dudağıma da gloss uygulayacağım. Okuyamadım. Bunu ben nereden almıştım arkadaşlar? Nereden aldığımı hatırlamayacağım. Şu an bir dakika hatırlayacağım. Hatırlayacağım bir dakika. Allah'ım nereden aldım ya? Watson's'tan aldım. Hatırladım. Watson's'a 13,5 lira olması lazım. 13,5 lira filandı. Bu gloss. Deborah'ın, Milano'nun bir Aissimo, yani Aissimo gloss'u. Bunu uygulayacağım dudağıma. Bu da ilk. İlk makyaj videosu deneyimine göre bence güzel yaptım yani. Acaba şu ışığı kapatınca çok kör oluyor. Evet, perdeyi ben açayım. Daha iyi olur. Olmadı. Yani buram acayip fazla gölge duruyor. Bu da biter. Ve
falan bir şey var mı? Hiç anlık sürmedim. Anlık sürmedim. Anlığımda nerede acaba? Kusura bakmayın. Şöyle bir şey var. Ben anlığımın nerede olduğunu kaybettim. Burada bir yerde mi acaba? Şimdi anlığı bulamazsam ne yapacağım? Bulamazsam ruj dolu kullanırım. Oh, hayret. Hayret. Şu an buldum. Buldum. Yine adı sanı yok. Yani adı var. Okumaya şaşırıyorum. Essence, essence, slaky, touch, blush. Ne kadar anladığınızı bilmiyorum. Yani ben okuyabildiğim kadarıyla okudum. Böyle bir anlık. Bunu da çantaya alt kez fırçalarından biriyle uygulayacağım. Bu fırçaları hiç sevmesem bile bunu uygulayacağım. Nedenini ben de bilmiyorum. Bununla uyguluyorum. Anlığımı. Kızım gelsene. Bu arada şu an anla sanki fazla sorun gibi gelebilir ama şu an evimizde bizim klima açık olduğu için birazcık sıcak, o yüzden ben nasıl hareket o yüzden evde klima açık olduğu için sıcak, o yüzden benim de ayaklarım böyle kıpkırmızı oldu. Mesela şu, acaba şuraya kapasam mı diye düşünüyormuş. İşte makyajım. Evet arkadaşlar, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer makyaj videoları beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çok uzun bir aradan sonrasında birlikte oldum. Bunun nedeni sınavlarımın benim bu aralar fazla olmasıydı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu cümleleri neden tekrar ediyorum ben de bilmiyorum. Ve eğer beğendiyseniz lütfen yorumlara beğendik deyin. Yani beğendik demeyin. Makyaj videolarını bir daha yazsın istiyorsanız ki ben göndereceğim elimde olduğu kadar. Hafta sonları veya okula gitmediğim günler göndereceğim. Eğer makyaj videolarına geldiyseniz yine de siz alta yorum yazın. Ve son, umarım genç kız makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım umudum yani. Her neyse. İyi günler, iyi eğlenceler. Abone olmayı ve kanalıma hala... İyi günler, iyi eğlenceler. Beğen butonuna basmayı ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.